Süleyman Çelebi'nin mevlidinde başladığı gibi Allah adını zikredelim evvela vacip oldur cümle işte her kula. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Balıkesir İlahiyat Fakültesi olarak hepinizi saygıyla selamlıyorum. Malumunuz Ramazan ayı gelince genellikle yaşı ilerlemiş olanlar ah nerede o eski Ramazanlar diye biraz özlem, biraz da serzenişte bulunurlar. Gerçekten eski Ramazanlar nasıldı, nasıl yaşanıyordu, ne gibi farklı uygulamalar vardı? Bunları konuşacağız inşallah bugün. Mesela bu Ramazan döneminde Osmanlı'dan gelen bir uygulamanın yeniden bir hayatiyet bulduğunu görmeye başladık. Çok nadir de olsa bazı yerlerde bakkal dükkanlarındaki defterlerin ödendiğine şahit olduk. Gerçekten bu iyilik hareketinin kaynağı da bizim tarihimizde var. Osmanlı'da zimem defterleri dedikleri ve borçluların borçlarını ödedikleri bir sistem bu. Şimdi bu gerek bu ve diğer uygulamaları fakültemiz İslam Tarihi öğretim üyesi Doktor Mustafa Polat hocamızla konuşacağız. Hocam zimemden başlayalım. Nedir bu zimem? Teşekkür ederim. Osmanlı kültüründe zimem defteri yani bugünkü anlamıyla veresiye defteri uygulaması vardı. Günümüzde muhtaç insanlar nasıl ki bakkala veya işte mahallesindeki esnaflara borç olarak yazdırıyor idilerse geçmişte de insanlar ay başında ödemek üzere yazdırırlardı. İyilik yap denize at, balık bilmezse halik bilir düsturunca hayırsever insanlar Osmanlı döneminde bilmedikleri, tanımadıkları bir semte gider, oradaki esnafın dükkanına girer ve veresiye defteri yani zimem defteri olup olmadığını sorardı. Eğer zimem defteri varsa onu alır, ilk 10 sayfasını veya ortasından sonundan herhangi bir bölümünü hesaplattırır. Bazen hayırseverin gücüne göre, gönül zenginliğine göre tamamının da hesaplattırıldığı olurdu. Böylece o hayırsever insan mahalle bakkal defterinin borçlarını silerdi. Bu aslında... Burada esas olan şey herhalde değil mi hocam? Yani fakirin onuru çok önemli bir şey. Yani yardım etmenin de ötesinde. Çünkü burada yardım eden de edilen de birbirini tanımıyor. Evet, kesinlikle. Osmanlı medeniyeti, geniş anlamıyla İslam medeniyeti, insanı merkeze alan bir medeniyettir. İnsanın onuru, şerefi her şeyin üzerindedir. Dolayısıyla tam da söylediğiniz gibi hayırsever insan kimin borcunu ödediğini, borcu ödenen şahıs da borcunun kim tarafından ödendiğini bilmediği için... Aslında burada bir parantez daha açmam lazım. Bu çok önemli gerçekten. Çünkü Osmanlı biliyorsunuz çok farklı din ve milletlere sahip olan insanların da bir arada bulunduğu bir topluluk. Dolayısıyla burada kesinlikle inanç veya ırk ayrımı da asla söz konusu değil. Evet, kesinlikle. Evet. Dolayısıyla hayırsever insan kimin borcunu ödediğini bilmediği için bir gurura kapılmaz, riyaya kapılmazdı. Diğer taraftan da borcu ödenen şahıs kimin borcu ödediğini bilmediği için ona karşı bir minnet hissetmezdi. Yani aslında burada zarif, ince, güzel bir anane ve bir davranış var diyebiliriz. Tabii günümüzde de medyadan gördüğümüz kadarıyla buna benzer uygulamaların olduğunu görmekteyiz. Bu da tabii bizleri sevindiriyor. Ecdadımız güzel bir yol açmış. Onları takip edersek, o tür uygulamaları günümüze yansıtabilirsek o huzur iklimini tekrar yakalayabiliriz diye düşünüyorum. İnşallah. Evet, başka ne uygulamalar var geçmişimizde? Atalarımızın bugünden farklı olarak yaptığı belki bize de örnek olabilecek nitelikte. Çünkü bu bir tecrübedir, iyilik hareketidir. Bir dönemle sınırlı kalmamalı diye düşünüyorum. Bu hareketin daha gelişerek çağlar boyunca devam etmesi açısından
Bence bugünkü insanlarımızın da bunları bilmesinde fayda var. Yani zimen defteri gibi. Gerçekten bugün toplumumuzda bunun yaygınlaşıyor olması gerçekten çok sevindirici bir şey. İnşallah çok daha birçok bölgede, ülkemizin her tarafında fakirlerin bu borçları zenginlerin tarafından silinir ve fakirler de bir nefes alma ihtiyacı duyarlar. Bunun dışında neler vardı hocam? Şimdi yardımlaşma faaliyeti olarak tabii zenginler, hayırsever insanlar her zaman yardım ediyorlardı. Bununla birlikte Ramazan ayı ayrı bir bereket, ayrı bir coşku. Allah'ın feyzinin, bereketinin sağanak sağanak yağdığı bir mevsimdi. Dolayısıyla insanlar Ramazan'da hayır işlerine daha bir ehemmiyet veriyorlardı. Bunun kaynağına baktığımızda da Kur'an-ı Kerim'deki infakla ilgili ayetler, Hazreti Peygamber'in hayatındaki uygulamalar ve onun hadis-i şerifleri insanlara sadaka vermeye, muhtaç insanları gözetmeye itiyordu. Tabii zimen defterlerine benzer başka bir uygulama da sadaka taşıdır. Evet. Yani bu hala birçok şehirde varlığını sürdürüyor. Tabii artık şimdi nostaljik bir şekilde uygulaması yok ama bu sadaka taşı nedir? Nasıl bir uygulaması vardı? Ne yapılıyordu bu sadaka taşıyla? Aslında sadaka taşı ecdadımızın merhametinin taşa bürünmüş şeklidir desek yeridir. Bu sadaka taşları üstü çukur bir taştan ibaretti aslında. Sanırım şöyle 1 metre civarında evet. Galiba değil mi yüksekliği? Evet, yaklaşık olarak. Evet. Buraya muhtaç insanlar alsınlar diye para veya aynı veya nakdi yardımlar bırakılırdı. Genellikle paralar rüzgarda uçmasın diye işte o günkü şeyle bakır paralar veya işte akçeler bırakılırdı. Dolayısıyla insanların onuru incinmeden işte gece vakti veya insanların tenha olduğu bir zamanda bırakılan bu yardımlar, bu paralar veya yiyecek eşyaları ihtiyacı olanlar tarafından alınırdı. Hocam ben bu sadaka taşlarının yanında bir de şöyle bir şey hatırlıyorum. Bir de böyle özellikle et türü yiyeceklerin de asıldığını ve bu genellikle de karanlıktan, akşam karanlığından sonra asıldığını, biraz da böyle serin yerde tutulduğunu ve ihtiyacı olanların da geceye gelerek bu et ihtiyaçlarını ihtiyacı olduğu kadarıyla aldıklarını okumuştum. Evet, buyurun. Evet. Yani sizin değindiğiniz gibi hocam, özellikle fakirlerin de muhtaç olan insanların da sadaka taşındaki paraları veya diğer eşyaları ihtiyacı kadarıyla alması, ihtiyacı olmadığı kadarını bırakması onun bir kanaat ve diğergamlık gösterdiğini bize göstermektedir. Tabii ecdadımızın uygulamalarına baktığımız zaman sadece insana değil, hayvanlar için de vakıflar kurduğunu, İşte ne bileyim ilginç vakıfları zikrederken göçmen kuşların, kanatları kırılan kuşların bakım ve işte onların tedavisi için bile vakıfların kurulduğunu tarihte biliyoruz. Bu sadaka taşları genellikle nereye konurdu diye baktığımızda 2-3 sokağın birleştiği yerde veya cami, mescit, tekke, zaviyelerin yakınlarında veya özellikle miskinlerin, ihtiyaç sahibi insanların yoğun olarak yaşadığı yerlerde bu sadaka taşlarının bulunduğunu görmekteyiz. Tabii bu sadaka taşındaki mantık ve mentalite şudur. Sağ elin verdiğini sol elin duymaması, bilmemesi. Bu düsturdan yola çıkarak ecdadımız böyle bir uygulama geliştirmiştir diyebiliriz. Evet. Şimdi bir de bu tabii Ramazan münasebetiyle biliyorsunuz konu komşu, çevre, akraba ilişkileri fevkalade fazlalaşıyor. Yani bir kaynaşma, dayanışma, yardımlaşmanın doruğa ulaştığı bir ay aynı zamanda. Tabii bu ziyafetler de biliyorsunuz oluyor. Gerek bizim gitmemiz gerekse onların bize gelmesi şeklinde güzel bir gerçekten kaynaşmaya da vesile oluyor. Ama bunun dışında başka bir şey daha var Osmanlı'da. O da bilhassa mali durumu iyi olanların, zenginlerin kapılarını Ramazan günlerinde iftara herkese, bilhassa fakirler olmak üzere açmaları.
Tabii bunun için de hatırladığım kadarıyla kapılar açık bırakılıyor. Eğer iftar saatinde bir kapı açıksa orada mutlaka bir iftar vardır, davet vardır. Hiç teklifsiz bir şekilde oraya girebilirsiniz gibi bir anlam taşıyor. Tabii burada çok çok tabii aklımıza gelen, duyduğumuz bir şey de biraz da bugünkü insanımızın belki biraz garibine gidecek ama bir de bir diş kirası diye bir şey var bu ziyafetlerde. Nedir bu? Hocam çok güzel özetlediniz. Tabii ki iftarlar günümüzde de veriliyor. Fakat maalesef haberlerden bazen takip ettiğimiz kadarıyla işte insanlar hep tanıdıklarını çağırıyorlar iftarlara. Fakat işte fakirlerin, ihtiyacı olan insanların davet edildiği iftarların aslında makbul iftarlar olduğu da bilinmektedir. Osmanlı döneminde konak sahipleri, zengin insanlar, rical, devlet işte adamları dediğiniz gibi iftarlarını herkese açarlardı. Hatta bunu da bir onur ve şeref vesilesi sayarlardı. Adeta Ramazan ayı iftarları bir yarış, hayırda yarışa dönüşüyordu. Dolayısıyla çeşit çeşit yemeklerin olduğu sofralara fakirler de davet edilir, misafirler davet edilirdi. Burada bahsettiğiniz gibi güzel bir uygulama da misafirler konaktan ayrılırken kadife keseleri içinde hediyeler sunulurdu. Bu hediyenin anlamı da şuydu aslında, konak sahibi misafirini uğurlarken o kadife keseyi uzatır ve derdi ki azizim hoş geldiniz, evimizi şenlendirdiniz. Sizin gelmenizle evimiz şeref buldu, bereketlendi, ziyafetimiz burada şenlendi. Dolayısıyla kabul buyurunuz aslında ona minnet ederekten hem fakiri sevindirirdi hem de karşı tarafa bir hediye sunmuş olurdu. Ya burada müthiş bir incelik var değil mi? Yani burada bu iş zenginlere yapılmıyor. Herkese, bilhassa fakirlere o. Yani biz seninle şeref bulduk. Senin yemenle biz aslında sevap kazandık. Bunu bana bahşettin. Bir de dişlerken kastedilen biraz da o galiba. Zahmet ettin, yemek yedin. Dişin biraz yoruldu. Dolayısıyla hakkını helal et şeklinde galiba bir. Kesinlikle. Değil mi? Çok güzel bir, çok incelikli bir hareket gerçekten. Evet, hatta mesela çok cömert olduğu söylenen Fatih döneminde sadrazamlık yapmış olan Mahmut Paşa tarih kitaplarında zikredilir. Kendisi de cömert bir kişi. Diğer vakitlerde de cömertlik yapıyor ama Ramazan geldiğinde kesenin ağzını iyice açıyormuş. Davetler, iftarlar falan. Ve onun bir adeti de şuymuş. Yemeklerde mutlaka nohutlu pilav bulunurmuş. Ve onun içine nohut şeklinde altınlar da bırakırmış. Kimin kaşığına gelirse işte kısmetinde olan kaşığına çıkar diye bir atasözü ortaya çıkmış. Evet. Böyle bir cömertlik sergilenmiş diye tarih kitapları kaydediyor. Ne kadar güzel. Tabii bu uzun yıllar devam etmemiştir tabii. Değil mi? Mali nedenlerle evet. Osmanlı'da belirli bir zaman sonra nihayete ermiştir. Ama bugüne kadar devam eden de gerçekten Türk milletinin bu asaletidir. Bütün fakirlere gönlümüzün de soframızın da her şeyimizin açık olmasıdır. Ramazan da buna bir vesiledir. Allah herkesin yaptığı hayrı kabul etsin. Amin. Tabii bir de burada cerre çıkmak diye bir şey daha duyuyoruz. Nedir bu cerre çıkmak? Ramazan münasebetiyle. Ramazan'ı konuşuyoruz. Hani geçmiş dönemde Ramazanlardaki uygulamaları. Dolayısıyla cerre çıkmak tabiri de Osmanlı döneminde 19. yüzyıla kadar uygulanmış bir gelenektir diyebiliriz. Şimdi Osmanlı döneminde talebeler yani medresede okuyan öğrenciler 9 ay eğitim görürlerdi ve 3 aylar dediğimiz kameri olarak Recep, Şaban, Ramazan aylarında da tatil yaparlardı. Tabii bu tatillerde memleketine dönmek istemeyen insanlar yani öğrenciler isterlerse cerre çıkmak tabir edilen uygulamaya başvururlardı meşihat dairesine. İlmi yeterliliği tespit edilenler Anadolu'nun çeşitli köylerine, kasabalarına görevli olarak gönderilirlerdi. Yani ilmi yeterliliği olan öğrenciler ve müderrisler buraya başvurur ve halkı aydınlatmak için özellikle Ramazan aylarında Anadolu'ya dağılırlardı. Yani bu bir nevi aynı zamanda bir manevi bir hareket, bir eğitim seferberliği gibi de denebilir herhalde değil mi? Kesinlikle. Evet. Yani öğrenciler 9 ay boyunca öğrendiklerini dağıldıkları Anadolu'nun çeşitli kasabalarında, köylerinde halkı irşad ederek
bir nevi staj yaparlardı. Dolayısıyla orada Kur'an-ı Kerim öğretirler, teravihler kıldırırlar ve halkın dini olarak, kültürel olarak sormak istedikleri sualleri de cevap vermeye çalışırlardı. Bu aynı zamanda İstanbul'dan Taşra'ya doğru kültürel, ilmi ve dini bilginin paylaşılması anlamına da geliyordu. Yani Taşra ile İstanbul arasındaki köprü uygulamasıydı da diyebiliriz. Bunun güzel bir tarafı daha var. O da şu: bayram namazından sonra ahali gönlünden koptuğunca hizmetleri geçen bu öğrencilere eğitim masraflarını karşılamaları için aynı ya da nakdi yardım yaparlardı. Dolayısıyla cerre çıkmak tabiri buradan neşet etmiştir. Halk onlara işte gönlünden koptuğunca yardım verirdi, para verirdi veya yiyecek giyecek. Bunlar da öğrencilerin eğitim finansmanı için kullanılırdı. Evet, gayet güzel. Çok teşekkür ediyorum. Son olarak tabii Balıkesir'deyiz, Balıkesir Üniversitesi'ndeyiz. Dolayısıyla Balıkesir'le ilgili acaba eski Ramazanlarda, daha doğrusu kaynaklarda, tarihi kaynaklarda Balıkesir'deki Ramazanlar nasıl anlatılıyor? Neler söyleyebiliriz? Nasıl bir uygulamalar var? Merak ediyorum gerçekten. Birkaç uygulamadan bahsetmeye çalışayım. Tabii sorduğunuz soru hocam belki bir programın konusu olacak kadar geniş bir konudur. Ben Karesi Gazetesi'nden, 1916-17'de yayınlanan Karesi Gazetesi'nden ve 1920 yılında yayınlanan Balıkesir Rehberi adlı eserden bayramlar ve Ramazanlar konusunda yazılan birkaç şeyi aktarmaya çalışayım. Memnun oluruz. Bunlardan bir tanesi vaazlar konusu. Yani halkın irşad edilmesi, onlara dini konuların açıklanması önemli bir husustu. O tarihte, yani 1916-17 yılında Balıkesir müftüsü Kodanazade Hacı Ahmet Vehbi Efendi. Evet. Gazetede vaazlar konusunu önemsediğini gösteren bir yazı makale yayınlanıyor. Ve orada Büyük Cami-i Şerif'te, yani bugünkü Paşa Camii'sinde kimlerin vaaz edeceği ve vaaz konuları gazetede neşrediliyor. Yani halka duyuruluyor. Tabii o dönemde gazetenin sahibi olan ilim adamı Hasan Basri Çantay Hoca da yazdığı bir makalede vaazlar konusunun önemli olduğunu, bunun önemsenmesi gerektiğini, biraz Arapça bilmekle vaaz edilemeyeceği, milletin sorunlarına aşina olan, bunlara çözümler üretebilen kişilerin Büyük Cami'de, Paşa Camii'sinde vaaz vermesi gerektiğini dile getiriyor gazetede. Diğer bir konu mukabele konusu. Mukabele demek, bildiğiniz üzere eğer okumayı biliyorlarsa kendisinin, okuması değilse okuyan birinin takip edilerek Kur'an-ı Kerim'in baştan sona kadar hatmedilmesidir. Dolayısıyla o yıllarda Balıkesir'de sabah namazından önce, öğle namazından önce ve ikindi namazından sonra olmak üzere günde 3 defa hatim, yani 3 defa mukabele okunurdu. Ama bu gelenek tabii bu sene Covid-19 nedeniyle aksadı maalesef, ama Balıkesir'de hep sürdü. Yani Paşa Camii merkezli bu mukabele geleneği sürdü. İnşallah bundan sonra da devam eder. İnşallah. Evet. Yani bu mukabele geleneğini tabii kimler yürütürdü? İmamlar, müezzinler ve güzel sesli hafızlar. Hafızlık geleneği Balıkesir'de önemli bir yere sahipti. Evet. Günümüze kadar bu gelenek sürdürülmüştür. Dolayısıyla hafızlık yapmakta olan öğrencilerin mukabelede okuması önemsenirdi. Onların yetişmesi açısından. Diğer bir husus kandiller, Berat kandili, Regaib kandili, Miraç kandili olduğu gibi bir de Ramazan ayında Kadir gecesi var. Bu gecede Kur'an nazil olmaya başlamıştır. Dolayısıyla bu kandillerde de camiler ve minareler ışıklandırılırdı. Yani Balıkesir işte gelin gibi adeta süslenirdi. Camiler ışıklandırılırdı. Ve o gün insanların bir nefis muhasebesi yapması sağlanırdı. İnsanlar coşkuyla camileri doldururdu. Tabii bu kandil günlerinde ben çocukluğumdan hatırlıyorum. Tabii uzun zaman devam etti bu. Kısmen de olsa devam ediyor. Kandil simidi veya kandil helvası bilhassa konu komşuya dağıtılır. Ondan sonra lokma pişirilir. Yine bunu konu komşuya dağıtılır. Yani böyle bir hem yardımlaşma hem bir sevinççi paylaşma gibi bir husustur bu Balıkesir açısından. Tabii bu lokma geleneği
Balıkesir'in belki olmazsa olmaz en önemli geleneklerinden bir tanesi. Kesinlikle. Bu tarihi bir vesikada arkadaşımızın birisi anlatmıştı. Şeyh Lütfullah'ın özellikle bu vakıfnamesinde lokma karıldığından bahsediliyor. Demek ki Balıkesir neredeyse bir 500 seneden beri, belki daha önceden beri bu lokma geleneğini sürdürüyor. Ne kadar güzel bir olay ya. Çok seviniyorum ben. Evet. Diğer bir konuda hocam, Karesi gazetesinde yansıyan 1916-17'li yıllarda özellikle geçim sıkıntısı yaşayan muhacirler var şehrimizde. Dolayısıyla onlara da yardımcı olmak maksadıyla günde işte belli vakitlerde sıcak yemek dağıtımının organize edildiğini yine gazeteden öğreniyoruz. Yani yardımlaşma faaliyeti o günlerde de sürdürülmüştür. Halk, işte fakir halka sahip çıkılmıştır diyebiliriz. 1920 yılında yayınlanan Yüzbaşı İsmail Hakkı Bey'in Balıkesir Rehberi adlı eserinde ise bayram hakkında şöyle birkaç bilgi var. Onları paylaşmak istiyorum. Evet, özellikle bayramlaşmanın birinci günü bayram namazından sonra akraba, eş, dost arasında başladığını ve bunun birinci gün boyunca devam ettiğini ifade ediyor. Diğer günlerde özellikle çocukların bayram günlerinde eğlendirilmeye çalışıldığını biz kitaptan öğrenmiş oluyoruz. Özellikle Kasaplar Mahallesi'nde, Çay Mahallesi'nde ve İzmirler Mahallesi'nde kurulan dönme dolaplar çocukların eğlence kaynağı. O dönme dolaplara biniyorlar, şarkılar söyleyerek dolanıyorlar ve eğleniyorlarmış. Tabii bir de mesire yerlerine ailecek gidildiğini kitaptan öğreniyoruz bayram günlerinde. En çok rağbet edilenlerde söyleyerek ben sözü hocam size bırakayım. Ailelerin en çok tercih ettiği, gittiği mesire alanlarda Cevizler Altı, Tepecik ve Atanos. Buralar çokça mesire yeri olarak tercih edilir, gidilir. Atanas diye geçiyor. Atanas, evet. Bugünkü Oğa Köyü'nün olduğu yer. Atanas, evet hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Evet, kıymetli izleyenlerimiz, geçmişten günümüze Ramazanlardaki uygulamalar üzerine hocamızla konuştuk. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum.